Bülent Ecevit'in 18. ölüm yılı dönümü nedeniyle devlet mezarlığındaki kabri başında tören düzenlendi. Ankara'da devlet mezarlığında düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yaklaşık 50 partili katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, Bülent Ecevit'in kabri başında yaptığı konuşmada Türkiye siyasi atmosferi doğru değerlendirip genç ve güçlü bir kadroyla Türkiye siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar var etmiş. Girdiği iki yerel, iki genel seçimden birinci olarak partimizi çıkarmaya başarmış bir genel başkandık. Biz geçen sene bu saatlerde kendisine bunun sözünü vermiştik dedik. O 1970'lerde dünyadaki siyasi rüzgarları doğru okuyup, Türkiye'deki siyasi atmosferi doğru değerlendirip, genç ve güçlü bir kadroyla Türkiye siyasetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar var etmiş, girdiği iki yerel, iki genel seçimden birinci parti olarak partimizi çıkarmayı başarmış bir genel başkandı. Biz geçen sene bu saatlerde kendisine bunun sözünü vermiştik. Bugün kendisinin 4. ölüm yıl dönümünde tekrar huzurundayız. Ve o sözden aylar sonra ve bugünden aylar önce bir kez daha Sayın Bülent Ecevit'in partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi olmayı başarmıştır. 31 Mart 2024 yerel seçimini hatırlatan Özel, o gün ona söz verdiğimiz gibi bugün girdiğimiz ilk yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktık. Bundan sonra görevimiz verdiğimiz sözün devamını getirmek. Yapılacak ilk genel seçimlerde de hem kendisinin, hem İsmet Paşa'nın, hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Partisi'ni birinci parti yapmaktır diye konuştuk. İkinci yüzyılın ilk yerel seçimlerinde o gün ona söz verdiğimiz gibi bugün girdiğimiz ilk yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktık. Bundan sonra görevimiz verdiğimiz sözün devamını getirmek. Yapılacak ilk genel seçimlerde de hem kendisinin, hem İsmet Paşa'nın, hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yapmaktır. Kıbrıs Barış Harekatı'na da değinen Özel şunları dedik. Ayrıca son ziyaretimizle bugün arasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na gönderdiği ve Kıbrıs semalarında göründüklerinde küçücük bir kızın ailesi Rum çeteler tarafından katledilmiş bir kızın gökyüzüne bakıp da bizimkiler diye haykırdığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın büyük bir ciddiyetle yürütülen ve son ana kadar barış savunulan ve yine Bülent Ecevit tarafından müzakereler için yurt dışına yollanılan Dışişleri Bakanı'nın Turan Güneş'in dönüp de telefonda daha önce konuşulduğu gibi başka bir yol kalmadığını, diplomasinin tükendiğini, son seçeneğin askeri harekat olduğunu vurgulayan Ayşe tatile çıksın sloganıyla Bülent Ecevit kapının önünde bekleyen gazeteci arkadaşlara dönüp Ayşe tatile çıktı. Şu anda Kıbrıs semalarında ve sularında Mehmetçik var ve biz Kıbrıs'a hem Türklere hem Rumlara barış götürmeye gidiyoruz demişti. 50 yıl geçti. O harekata işgal diyenler oldu. O harekatın püskürtüleceğini söyleyenler oldu. O harekatın bir zulüm harekatı olduğunu, Rumlara karşı intikam almaya, kan dökmeye gidildiğini söyleyenler oldu. O günden bugüne Kıbrıs'ta bir çocuğun burnu bile kanamadı. Bir askerin burnu bile kanamadı. Kıbrıs'ta barış sağlandı ve
50. yılında onun adaya yolladığı gazilerimizle birlikte oradaydık. Bülent Ecevit dünya siyasetinde damga vurmuş. Türkiye'de siyasetin en önemli isimlerinden bir tanesi olmuş. Kara olan lakabını almış. Bir adayı Barış Adası'na çevirmeyi başarmış. Mezalim altındaki insanları bundan kurtarmış. Kendisine umut bağlayan hiç kimsenin umutlarını boşa çıkarmamış ve nezaketten de hiçbir zaman taviz vermemiş. Örnek bir devlet adamıdır.